gösterecek ya olduğundan küçük. Olduğumuz gibi. Onun içinde neyse kusurlarımızı da görelim, hatalarımızı da görelim, noksanlarımızı da görelim, eksiklerimizi de görelim, tamamlayalım. Hatalarımızı görelim, istiğfar edelim, eksiklerimizi görelim, giderelim. Öyle değil mi? Ve bu sadıklarla beraber olma işi bedenen yan yana olma işi değildir. Aslında sadığı keşfettiğinizde artık sadık gönlünüzdedir. Çünkü sadakate gönül verenler sadığa da gönül verirler. Artık o irtibat ve o rabıta kopmaz. O ölse de sadık, yani yiğit ölür, yiğitlik ölmez derler ya. Efendim, sadık ölür de sadakat ölmez. Onun için sadığın sadakati sizde kalır. Sadık gider, sadakati sizde kalır. Sadık ayrılır, sadakati ayrılmaz. Sadakat ayrılmadıktan sonra sadıkla berabersin. İsterse zindana atsınlar, isterse kelepçe vursunlar, isterse dağ başına koysunlar, isterse bir adada Robinson Crusoe ol. Ama sadıkla berabersin, çünkü sadakatle berabersin. O manada ben sadıklarla beraber olmayı ille de bedenen, yani mahkum olmak, onlarla beraber olamıyorsak o zaman sadakat de olamayız manasına almamak gerektiğini düşünüyorum. Yeter ki sadıkları keşfedelim, sadakati keşfedelim ve onların kokusunu tanıyalım. Leyla'yı Bağdat mezarlığın mezarlıklarından birine gömmüşler. Mecnun'u Bağdat'a getirmeyin demişler. Eğer gelirse Leyla'yı mezardan çıkarır. Söylemeyin mezarın yerini. Efendim. Demiş ki, siz bana mezarın yerini söylemeyin. Leyla'nın mezarının yerini. Fakat hangi mezarlığa gömdüğünüzü söyleyin yeter. Mezarını göstermeyin. Ben onu bulurum demiş. Nasıl bulursun? Kokusundan. Severseniz gönül burnunuza kokar. Sadakati sevenin gönül burnuna sadakat kokar. Sadıkları öyle tanırsınız. Öyle bir burun kazandırır ki size vahiy. İşte vahiy bunun için önemli. Vahiy öyle bir burun kazandırır ki yitiğiniz Yusuf'unuz Mısır'da, siz Filistin'de iken Mısır'daki Yusuf'unuzun kokusunu alırsınız. İnsan sadakatin kokusunu alır mı? Sadığın kokusunu alır mı? Bence alır. Oh, eğer yüreğinizin burnu çalışırsa. Ne diyorsunuz efendim? Bu belagatli suale belagatli cevap oldu. Tam mutabık oldu ikisi birbirine. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah efendim. Siz de, biz de teşekkür ediyoruz. Siz de mi? Siz mi istiyorsunuz? Öyle mi? Teşekkür ediyorum efendim. Estağfurullah. Veysel Dilli, mali müşavir olarak görev yapmaktayım. Bu ders halkasından memnunuz. Siz ilk baştan beri var mısınız? Yeni katıldınız. İlk baştan beri vardı. Ama benim bir ders halkası daha vardı. Onda bir 9-10 yılda ona da devam etmekteydim. Ha, bu konuda tecrübeniz var. Evet, biraz tecrübem vardı. Maşallah. Şimdi benim hocama da bir sorum olacak. Lütfen efendim. Tabii, tabii. Şimdi hocam konuyu o kadar güzel anlattı ki insanla vahyi o kadar güzel tanımladı ki civatayla bir somunun bir bütün ve bir sarmal olarak şey yaptı. Bu bağlamda şimdi Peygamber Efendimizin ahlakı da Kur'an olduğuna göre Kur'an idi. O yürüyen bir Kur'an idi. Pek çoğumuz Kur'an'ı okuyoruz. Neredeyse bütün ayetlerden de haberdarız. Rahman ve Resul'ün zişanın maksadını da biliyoruz, anlıyoruz. Ancak yürüyen Kur'an-ı Kerim olamıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz ve ashabı gibi anlamak ve yaşamak için ne yapmamız lazım? Veya Kur'an-ı Kerim'i daha kolay ve daha pratik olarak hayatımıza nasıl tatbik edebiliriz? Eyvallah. Sanırım sual mühim. Bu sadece sual değil, soru değil. Soru olsa cevaplanırdı. Sorun bu. Sorun. Sorun. Sorunlar çözülerek halledilir. Cevaplarla halledilmez. Çünkü bu
hayati bir sorun. Hayatın içinde bir sorun. Ama bu sorunun halli için bazı ipuçları verebiliriz. Burada şöyle bir misal getirmek isterim. Sanırım ihmal ettiğimiz nokta burası. Diyoruz ki, o da yiyor, ben de yiyorum ekmeği. O da suyu içiyor, ben de içiyorum. Onun içtiği sudan aldığı lezzeti ben niye almıyorum? Ben tam burada, çünkü siz onun kadar susuzluk çekmediniz. Suyu bir çöl yolcusunun hasreti içinde içmek bambaşka. Böyle bir susuzluğu ömründe hissetmemiş birinin içmesi bambaşka. Aynı su. Suda değildir fark. Suyu içendedir fark. Biri için o su gerçekten semadan nazil olmuş canlı bir ayettir. Ve o suya onun şükrü de bambaşkadır. O zaman şöyle demek mümkün mü Mustafa? Sözünü bölmek istemiyorum ama çok acayip bir örnek verdin çünkü. Çok çarpıcı bir şey söyledin. O zaman acaba çoğumuzun zihnini çok kurcalayan, siz ey iman edenler iman ediniz ayeti, bir susuzluğun farkına varınız mı? Aynen öyle. Sizin için aynen. Normal gibi gözüken şeyler aslında öyle değildir. Su aynıdır. Siz aynen. Susuzluğunuzu bir terbiye edin. Aynen öyle. Öyle ama... Burada şu manaya gelmiyor. Bir susuz kalın değil. Hayır, susuz kalın değil. Susuzluğunuzun farkına varın. Amin. Kişi mahrumiyetinin ne kadar bilincindeyse kavuştuğunda lezzeti o kadar yüksek olur. Eyvallah. Onun için bizim eksiğimiz aslında mahrumiyetin derinliğini fark edememek. Mahrum olduğumuz şeyin büyüklüğünün ne kadar farkında olursak kavuşunca lezzetimiz o kadar yüce olur, yüksek olur. Onun için de bakıyorum, bugün aba ecdat, yedi göbek Müslüman, doğuştan Müslüman olanlardan daha fazla imanın hazzını alanların sonradan Müslüman olanlarda daha fazla olduğunu görüyorum. Nedir fark? Ona bakıyorum. Hangisi sahabeye daha çok benzer diye sorduğumda olay ortaya kabak gibi çıkıyor. Hangisi sahabeye daha benzer? Düşünebiliyor musunuz? Öyle bir bakış açısı ki, öyle bir hasret ki peygamberimiz vefat etmiş. Şimdi bir hanımdan bahsedeceğim size. Bu hanım yüksek tahsilli değil. Lise mezunu değil, ortaokul mezunu değil, okuma yazması yok idi, Kur'an'la okumayı öğrendi, yazması hala yok. Bu hanım bir köle, eski bir köle. Bu hanım simsiyah bir, efendim siyah inci, efendim Ümmü Eymen. Eyvallah. Bu hanım, Habeşistanlı bir köle bu hanım. Peygamberimizi bebekken kucağında taşıyan bir köle bu hanım. Böyle bir hanıma bu şuuru ne verir şimdi? Susuzluğunun farkında olmaktan başka ne verir diye sorayım. Peygamberimiz vefat etmiş. Yanıyor sahabe. Tek kelimeyle. Yanıyor. Burnunda tütüyor. Bunu nasıl izah etmeli bilmem ki. Bunu nasıl izah? Allah Resulü'nün ne demeye geldiğini bilen insanların yürek burnunda Resulullah'ın yokluğu nasıl tüter bir hissedelim. Efendim, biz bizzat elimizle tutamadığımız için yokluğunun, cismani yokluğunun ne derin bir uçurum olduğunu bilemeyiz. Bunu bizzat yaşamış olanlar bilir. Resulullah hayatında vardı, hayattı. Ne hayatında vardı? Hayata onunla geldi, onunla doğdu. Adam nesi varsa o sayede. Yani anam babam sana feda olsun dediği biri hayattan çekiliveriyor sahneden. Bunun hayatındaki boşluğu bir düşünebiliyor musunuz? Böyle bir boşluk. Hazreti Ömer
Ebu Bekir uyuyamaz.